Evet, yaptığımız gezilerde şunu gördük ki yalnız yaşayan, kimsenin onlara bakmadığı veya evlatları olduğu halde bakılmayan insanları tespit ettik. Bu bizi üzdü tabii, derinden üzdü. Yapılabilecekleri arkadaşlarla tartıştığımızda bunlar için bir ekip kurulabileceğini ve o ekibin onları ziyaret edip gerekli temizliklerini yapabileceğini tespit ettik. Bir de bunun yanında yapmışken bizim vatan borcu olarak düşündüğümüz şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimizin bizatihi kendilerine, onların da evlerine gidip aynı hizmeti onlara da vermeyi planladık. Şu an 69 ailemiz var. 5 kişilik bir ekibimiz var. Bunlar her gün farklı evlere planlı bir şekilde gidiyorlar. Onların genel temizliklerini, bakımlarını yapıyorlar. Memnuniyetlerini, Allah'tan dualarını alıp geliyorlar. Biz de bundan dolayı çok memnun oluyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi şehit ailelerine de gidiliyor. Onların özel istekleri varsa o istekleri de yapılıyor. Tıraş olamayanlar, yemeklerini yapamayanlar bu kapsamda değerlendiriliyor. Bazen köylerimizde hiç yemek yapamayanlar varsa en yakın köylüsüne diyoruz ki yemek yapmak isterseniz biz parasını verelim. Yemeğini yapın, götürün, teslim edin. Bu şekilde de yaklaşık 3 kişimiz var. Ve biz 11 tane de ev yaptık bu şekilde. Yani gittiğimizde gördüğümüzde baktık ki evler çok kötü. Barınabilecek bir yer değil. Dolayısıyla 11-12 milyar civarında konteynerlar, hazır prefabrik yapılar getirip çok kısa bir sürede, işte 15 gün gibi bir sürede teslim ediyoruz. İçini de döşüyoruz. Eskisini yıkıp onları oraya yerleştiriyoruz. Bizim niyetimiz sadece bir memnuniyet. Allah'tan bizim için dua etmeleri. İnşallah makbul olur diyoruz. Bazen de bakıyoruz ki yalnız yaşayan insanlar var. Mesela köyden de uzak. Bu insanları da tespit edince su yoksa su getirtmeye çalışıyoruz. Eğer elektrik yoksa güneş enerjisi panelleri alıp takıyoruz. Bu çok ucuz, cüzi bir maliyet. 500 lira gibi bir maliyetle işte evindeki ampulleri yakacak kadar bir enerji elde ediyorlar. Buradan eğer başka imkanlar olmayan insanlar varsa onlar için de bu bir yöntem olarak düşünülebilir. Gönlümüzden geçen bütün ülkemizde bu tarz insanlar varsa aynı hizmetlerin onlar tarafından da görülmesini istemek. Gönülden geçiyor ki bu yaptıklarımız vatandaşın gönlünde de makas bulsun, yer bulsun. Teşekkür ediyorum. Bir süreç var değil mi size? Cevap verdiğinizde maske alalım. Maske bana diyor. Biz bakıma muhtaç, çoluk çocuğun tarafından yeterince bakılmayan ya da uzakta olan insanların bakım temizliğini, günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla evlere geliyoruz. Temizliği ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ondan sonra yemek ihtiyacı varsa onu yapıyoruz. Aynı zamanda çamaşır, bulaşığı, neyi varsa yani günlük ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir hizmette bulunuyoruz. Ya vallahi pek baktılar, pek baktılar yine. Yemeğini de hazırlıyorlar. He? Yemek de hazırlıyorlar şimdi bayanlar. Yemek yapacağız mı dedi. Bir şey dedi ya. Vallahi çok memnunum, çok. Katık giydirdiler, çorap giydirdiler. Bayan iyi olmam mı ben? Aç ağzımı. Sıcak mı geldi? Ha? Tamam, korkma, korkma. Bir cazın acıdı mı? Acımadı. İyi.
Dayanamam bellerine. Hoş bulduk. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Hoş bulduk. Dediğim şey var mı? Yok. Su içer mi? İçerim diyor. Tamam teyzem benim. Bizden memnun musun? Ha? Memnunum. Ay biz de senden memnunuz. Allah razı olsun ya. Bize dua et olur mu? Tamam senin duaların kabul olur inşallah. İnşallah. Bize dua et tamam mı teyze? İnşallah. Dua edin. Nasıl ekipten memnun musun? Sana bakıyorlar mı? Bakıyorlar ya. Bakmazlarsa. Neler yapıyorlar geldiklerinde? Her işlerimizi yaptılar. Yapıyorlar. Ben Gülay Aklan. Temizliğe gidiyoruz yaşlı evlerine kaymakamlığımızın sosyal yardımlaşmanın. İşte geldiğimizde elimizden geldiğince onlarla işte ailemiz gibi her türlü imkanı yapıyoruz. Yani elimizden geldiği kendileriyle ilgileniyoruz. Temizlikleriyle yapıyoruz gördüğünüz gibi. Peki yaşlılar memnun mu sizden? Memnun. Dualarını alıyoruz. İyi oluyor yani. Memnun kalıyorlar. Bize kaldıklarını söyledikleri takdirde daha iyi oluyor. Biz daha çok seviniyoruz. Daha iyi sarılıyoruz bu sefer işe. Eşim bir beyin kanaması neticesi felç oldu. Çeşitli tedavi imkanları aradık ama bu haliyle kaldı maalesef. Şu anda çok memnun oldum. 2-3 defadır ekip gelip evimize, benim evimde şu anda benden başka hiç kimse yok. Bir erkeğin bir eve de ne kadar faydası olabilir? Mutlaka böyle bir ekibin bana çok güzel faydası oldu. Benim bıraktığım yerde kalıyor ama onlar geldiği zaman yine bir terli toplu bir yere toplayıp şey veriyorlar, temizliği veriyorlar. En azından hoş geldin deyip teyzelerine geçmiş olsun deyip bir ses oluyorlar, bir yardımcı oluyorlar. Çok çok memnunum yani, ben bu kadarını beklemezdim. Neler yapıyorsunuz ki, kısacası kimlere hizmet ediyorsunuz? Yaşlılara, şehit ailelerine gidiyoruz. Yaşlıların evlerine, hani evlatları bile bazılarının gelmediği takdirde biz geldiğimiz için bize çok hayır dua ediyorlar. Bizim de hoşumuza gidiyor, onların da hoşuna gidiyor. Hem maddi hem manevi. Hepimizden Allah razı olsun. Kolay gelsin. Ya, sağ olun. Genelde hasta yaşlı bakım bizim işimiz. Yaşlılarla ilgileniyoruz. Yeri geliyor evlerini temizliyoruz. Cam, kapı, balkon, ne gerekiyorsa çamaşırlarını yıkıyoruz. Ütüsüdür. Genel ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Banyodur vesaire, kıyafetleri konusunda hepsiyle biz ilgileniyoruz. Sizin çalışmalarınızdan memnun kaldıklarını hissediyor musunuz? Neler söylüyorlar? Hissetmezsek biz zaten bu işi yapamayız. Hani bizi sevdiklerini, hani sürekli bizim için gün sayıyorlar. Biz zaten onlara bakarken önce kendimizi onların yerine koyuyoruz. Yemeklerini de yapıyorsunuz. Yemeklerini ellerimizle yediriyoruz diye gerekirse. Görmeyen, gözü görmeyen teyzelerimiz var. Yatan teyzelerimiz var. Hani onlar bize ihtiyacı var onların.
5,5 ay oldu biz bu işe başlayalı. Başladığımız gün hani günkü gibi hala heyecanımız devam etmekte. Ya çok güzel bir iş aslında, çok güzel bir proje bu kaymakamlığın yürüttüğü. Teyzelerimizden, amcalarımızdan hepimiz yani çok memnunuz. Onlar da en az bizim kadar, bizden daha fazla memnunlar bu iş için. Hepsini yapmaya çalışıyoruz. Ne isterlerse hani soruyoruz. Yemeğini, bulaşığını, ütüsünü, süpürgesini, gerekirse banyosunu, alt temizliğini hepsini yapmaya çalışıyoruz. Yani bu işin hani devamı hem bizim için hem teyzelerimiz, amcalarımız için çok iyi olacak. Evlatları hiç kapısını açmayan, mesela teyzenin hiç kapısını açmayan evlatları var. Bizim günlerimizi sayıyorlar mesela, evlatları gelmiyor o kadar, hani çok memnun olduk, evladımız gibisiniz de diyorlar sürekli.